Sponsorlarımız Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin ve golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz değerli arkadaşlar. 23 Aralık 2022 Cuma gününün ikinci videosu olarak planlamayı düşündüğüm bu videoda sizlerle önemli duyumları konuşacağım. Normalde uçak vermem lazım ama şimdilik uçak vermeyelim. Uçağa siz karar verin. İlk olarak Jorge Jesus'tan Trabzon'a üçlü savunma planı haberiyle başlayalım. Biliyorsunuz Fenerbahçe'mizde Jorge Jesus İstanbul Spor karşılaşmasında dörtlü savunmayı tercih etmişti. Görünürde ya da kağıt üstünde. Ancak Portekizli hocanın bu sezon zorlu maçlarda üçlü savunmayı tercih ettiği herkesçe malum. Ve Trabzon deplasmanına da üçlü savunmayla çıkmayı çıkmayı planladığı ve şok presle rakibini baskı altına almayı planladığı söyleniliyor. Yani bu sezon zorlu maçlarda hep üçlüyü tercih etti. Luan'ın ardından Gustavo'nun da sakatlanması nedeniyle bu taktiği kullandığı son resmi maç 27 Ekim'deki 3-0'dan çevrilen Ren maçı olmuştu. Jesus Trabzonspor karşılaşmasında da bu plana dönüş yapmaya hazırlanıyor diyor. Aynı zamanda savunma hattında şu anda hiçbir sakatlık yok. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Atilla Salahi oynayabilir durumda. Aynı zamanda Luan Perez de oynayabilir durumda arkadaşlar. Bazı isimlerin yeri garanti diyor. Mesela Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel bunların garanti olduğunu iddia ediyor ama Jesus'un teknik direktörümüz olduğunu unutmasınlar. Orta sahanın merkezinde Aras Arao ve Crespo'nun yeri garanti diyor. Hücum hattında Batshuayi ve King'e forma vermeyi düşündüğünü söylüyor. Vallahi ben açıkçası tekrar tekrar söylüyorum. Bizim teknik direktörümüzün adı Jorge Jesus. Benden uyarması, benden söylemesi. Oyun felsefesi değişmeyecek diyor. Şok preste hataya zorlayacak diyor. Arkadaşlar kısa kısa şunları yazmışlar. Jesus Trabzon karşılaşmasına üçlü savunmayla çıkacak. Serdar Aziz Gustavo Salahi defansın merkeze. Ferdo Sayı kanatlarda orta saha Arao Crespo. Hücum hattında Joshua King, Batshuayi'ye forma verecek. Muhtemelen de kanatların birinde İrfan Can Kahveci oynayacak. Çünkü Emre Mor'un durumu sıkıntıydı. ilk 11'i çıkartmış ortaya. Valencia fizik olarak tam manasıyla hazır değil. Serdar Dursun yedek kulübesinde yerini alacak diyor. Ee, yani haberi bu şekilde sunmuşlar. Ben onu belirteyim. Peki kalede kim olacak? Değil mi? En çok bu merak konusu. Altay Bayındır. Kalede oynayabilir arkadaşlar. Hiçbir engel bir sıkıntı yok. Bu arada Valencia demişken Valencia ilgili çok ciddi bir haberim var. Az sonra geçeceğim ona. Fenerbahçeli Yıldız'a Tudor kancası. Bakın şimdi. Bu haberin e, ben mantığını çözemedim. Siz bana mantığını çözün. Atletico Madrid, Napoli bu futbolcumuza talip. Çıkışı muhteşem. Özellikle Atletico Madrid ve Napoli'nin talip olduğu futbolcumuz için ee, birçok takımın kadroyu ça kapıyı çalması bekleniliyor. Kadro dışı bırakmışlardı. Hangi futbolcu hocam? E, Crespo. Fransız basında yer alan haberlere göre Crespo'ya bir talip daha çıktı Marsilya. Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Gerson'u ara transfer döneminde satmaya hazırlanıyormuş. Şimdi aynı anda iki transfer duyumu birden arkadaşlar. Çünkü biz bu Gerson'la ilgilendik. Biz bu ee, tam adı neydi ya? Ne Gerson'du? değişik bir adı vardı. Neyse. Gerson Santos da Silva diyeyim. Biz bu Gerson'la ilgilendik. 8 numara, 10 numara. Orma giymem ve kanatlarda oynayabiliyor. Sol kanatta oynayabiliyor. 1.84 boyundaki oyuncu. Flamengo'dan 20 milyon euroya aldılar. <laughs> Geçtiğimiz sezonun başında. Bu sezon 13 maça çıktı. 2 gollük katkısı var. 542 dakikada. Şimdi bunu gönderip Crespo'yu almak istiyorlarmış. Benim haberden anladığım bu. Bazı arkadaşlar da bu ger Gerson'a bizim ilgimiz olduğunu söylüyorlar. Bizim ilgimiz vardı ama e, muhtemelen de seviyeye gidecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerson'un parası Fenerbahçe'ye diyor. 20 milyon euroya gönderme niyetinde onu gönderip Fenerbahçe'den Crespo'yu alma derdinde diyor. Ben şunu söyleyeyim. Ne Crespo Marsilya'ya gider ne Gerson Fenerbahçe'ye gelir. Alın size net duyum. Çağlar Söyüncü'nün takımını açıkladılar. Arkadaşlar Çağlar Söyüncü. Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Yollarını ayıracak. Hani çok 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 radikal hatta radikal ötesi bir şey olmazsa bu değişmeyecek. Adı Galatasaray ile Fenerbahçe ile anılıyor. Milli futbolcu. İspanya'dan artık Herhalde benim duyduklarımı sizde duyuyorsunuz. Ya da benim gördüklerimi, sosyal medyada gördüklerimi sizler de görüyorsunuz. O yüzden e, çok da abartmayacağım, çok da konuşmayacağım. Artık Atletico Madrid'e gittiğine kesin gözüyle bakılıyor Çağlar Söyüncü'nün Şu kadar paraya gitti, şu kadar yıl oynadı, 45 milyon euroları gördü, sözleşmesi bitiyor. Süper Lig'e çok fazla gelmeyi düşünmüyor çünkü kariyerini bitirmek istemiyor ve Liga'ya gidiyor diyorlar. Leicester City gözden çıkarttı. İngiliz ekibine veda ediyor. Markanın haberine göre böyle olacak. Peki ben size şunu sorayım. Çağlar Söyüncüsünüz. Fenerbahçe'den teklif geldi. Dediler ki biz kulübünle görüşürüz. Gerekirse 6 aylık oynaman için belli bir para veririz. Gel bizimle 3,5 yıllık anlaş. <laughs> yıllık ücrette sana Rekor bir ücret vereceğiz. 2,5 milyon euro. Normalde Türk futbolcularla TL üzerinden anlaşma şartı var. Ama seninkini euro endeksli yapacağız. Ya da euroya bağlı olarak yapacağız. Euroyu şu kadar sabit alıp TL üzerine vereceğiz dedi. Ve siz bunu çağlar olarak kabul etmediniz. Sonra size Atletico Madrid talip oldu. Atletico Madrid'in verdiği para sunduğu şartlar Fenerbahçe'nin gerisinde çıktı. Fenerbahçe'nin gerisine çıktı. Şöyle anlatayım. Daha da anlaşılır bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe 2,5 milyon euro veriyor. işte ev bedava, araç bedava. Şoför tahsis ediyor falan filanın taraftarın sevgilisi olma durumu var. Şu var, bu var. Atletico Madrid'den de benzer teklif alacağını düşünüyorsun. Hatta 4 milyon euro vereceklerini düşünüyorsun. Ama Atletico verdiği, Atletico Madrid'in verdiği para 1,5 milyon ile 1,750 arasında değişiyor. Üstelik Fenerbahçe'de de bonusum var. Şampiyon olursan şu kadar diye. Siz çağlar olsanız nereye gidersiniz? <laughs> Aklınızın, kalbinizin götürdüğü yere gidersiniz, değil mi arkadaşlar? Bakalım çağlar oyuncu nereye gidecek. Enner Valencia'ya transfer teklifi geldi. Sıcak haber. Hayır, hiç de sıcak haber değil. Hiç de sıcak haber değil. Çünkü biz bunları zaten biliyorduk. Şimdi 2022 Dünya Kupası'nda yaptığı ortada Dünya Kupası'nın açılış maçını açılış maçında attığı gol ortada. Fenerbahçe taraftarının şeye, sevgisine layık olması ortada. Bütün 7 cettine sülalesine sövgümüz, e, sevgimiz ortada. Yani Valencia'yı ne kadar sevdiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Valencia'nın çalışma stratejisi. Mesela dizel araçlara LPG takılmıyor. Niye? Çalışma sistemi böyle takılamıyor. Mesela Valencia nasıl gol atıyor? Sevgilerimizle gol atıyor. Yani ne kadar seviyorsak sevgimizi ne kadar dile getirebiliyorsak bacağına, ayağına, ne bileyim kafasına ne kadar sevdiğimizi söylüyorsak o kadar bizden ilham alarak oynayabilen bir futbolcu. Hani ben şimdi bütün 7 ceddine gelmişine geçmişine sevgilerimi sunsam Valenciyacığım seni çok seviyorum o ayağına kurban olsunlar falan desem gidip hat trick yapar Trabzon maçında. İnşallah da yapar. Yapsın biz onu daha çok severiz, ee, çok severiz, çok severiz tamam mı? Yani <laughs> Valencia'nın e <laughs> neyse kim talip Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Sharjah Valencia'yı transfer etmek için girişimlere başlamış. Hayır girişimlere tekrar başlamış. Sezon başında bunlar bizden Valencia'yı 7 milyon euroya isteyen kulüp. Tam yüzde bir milyon emin değilim ama bir kulüp 7 milyon euroya istedi ondan eminim. Bu kulüp olması e, kesin değil. Yüzde 95 ihtimalle bu kulüp ama. Sezon başında 7 milyon euroya istediler. Jesus bırakmadı. Hatta ben bunu üyelere söylediğim zaman hocam Allah'ını seversen bu adam ne anlamıyor mu futboldan 7 milyon euro gönderilmez mi 33 yaşına geliyor falan filan dünya kupası sanki orada parlayacak da 50'ye satacağız falan dediler İnşallah lan İnşallah dedikleriniz olur şimdi tekrardan kapıyı açacaklar arkadaşlar. Bakın Dubai Sports'un haberine göre bu Al Şarjah kulübüne yakın kaynaklar kadroya katmak için girişimleri hızlandırdığını söylemişler. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe kulübüyle görüşeceğini söylemişler. 26 maç 18 gol 4 asist. 26 maç 18 gol 4 asist. Yani 26 maç 22 gol gibi düşünün. Yanlış anlamayın ama bulduk buluyoruz değil mi bizde? Peki Dünya Kupası açılış golü iki tane gol attı. Bir gol daha sonradan attı. 3 gole ulaştı ama kulübünün sıkıntısını engelleyemedi. Hocam sen bize şundan haber ver. Valencia gider mi gitmez mi? Bir dakika. 11 Kasım 2022 tarihinde bir videom var. Şu an itibariyle 9548 izlenmeye sahip olan 344 beğen alan bir video. Başlık şu şekilde. Ver Valencia'yı al Dembele'yi 35 milyon euroda Cabas'ı Fenerbahçe duyumları diye. Yani <laughs> o videoda güzel bir içerik belirtmiştim. Güzel bir ee, haber sunmuştum. O videoyu tekrar izleyin. O zaman geri gelin deyin ki hocam senin duyumlar işte sadece transfer döneminde oluyormuş deyin. Ben de size now now diyeyim arkadaşlar. Olur mu? Yani başka bir şey demiyorum. Deme ihtiyacında bulunmuyorum. Çünkü Arif'e tarif gerekmez. Peki başka bir şey sorayım. Valencia'yı hadi 7 milyon euro 5 milyon euro neyse verdin. Aynı paraya Musa Dembele'yi aldın. Kabul müsünüz? Bir de bugün düşünün bakalım. 11 Kasım'da hemen hemen herkes kabul etmişti. Yorumlara da bakabilirsiniz. Şimdi bir de düşünün. Şimdi Dünya Kupası'nın ardından Fenerbahçe'ye Galatasaray ve Juventus forvet transferine girişmiş. Forvet yarışına girişmiş. A Spor'dan Fatih Burak Yıldırım'ın haberi. Ben haberi okumayacağım. Niye okumayacağım? Bir forvet savaşı var işin içinde. Fenerbahçe ve Galatasaray var. Hani taş, kağıt, makas gibi. Kesin Fenerbahçe'de bir kere. Ama bir de Juventus girmiş için içine. O zaman biz ne diyeceğiz? Juventus hayırlı olsun. Yani tebrik ederim diye. Futbolcunun adı ne? Luis Murielmiş. Allah Allah. Yani bu Luis Muriel'in menajerinden kaç lira şey bu Luis Muriel'in menajerini kim tanıyor da bu kadar çok haber oluyor bu çocuğun ya? Ya arkadaşlar ben Luis Muriel ile ilgili bir bilgiye ulaştım. Atalanta bu çocuğun sözleşmesini uzatma kararı almış. Ya bizim zaten ilgimiz yok. Zaten bize gelmeyecek ama Atalanta uzatma kararı almış. Bakın ben buraya kadar ulaştım. Ben buraya kadar ulaşmışken yani hem Fenerbahçe'm bir kere şunu söyleyeyim. Fenerbahçe, Galatasaray ve Juventus bir futbolcuyu istiyorsa o futbolcu Juventus'a hayırlı olsun demek düşer. Herkes de haddini bilecek. Hocam ama Fenerbahçe çok büyük kulüp. Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa büyüklüğü ne bilmem büyüklüğü e, öyle. Arkadaşlar büyüklük başka şey Maddi büyüklük bambaşka şey. Forvet'e Jean-Pierre Krasso. Fenerbahçe Saint-Etienne'in golcüsü Jean-Pierre Krasso ile ilgilendiği iddia edilmiş. Abu Bakar da Al-Nasır'dan ayrılıyormuş. Bu ne lan şey gibi Ertem Şener'inki gibi. Rui Costa Cimboma. Rui Costa Cimboma geliyor. Beşiktaş Ronaldinho'yu bitirdi. Fenerbahçe'de ise Hatem Ben Arfa sesleri. E kesinlikle bunlar bu takımlarda yazın bir tarafa falan yapıyor. Öyle bir videosu var sosyal medyada. Ertem Şener mi yapmış haberi? Krasso şey yapacakmış. Abu Bakar ayrılıyormuş. Türkiye'den teklif varmış. Söz konusu takımında Fenerbahçe olduğu belirtilmiş. 25 yaşındaki Krasso'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yeni kontrat önerisini de kabul etmemiş. Lig 2'de Fransa 2. Ligi'nde bu, bu sezon 13 maçta 8 gol atıp 4'te asist yapmış. Türkiye'ye gitmesi halinde maaşını da 4'e katlayacakmış. Merak ettim oyuncunun transfer marketini açayım dedim. 2,5 milyon euro piyasa değeri var. 1,87 boyunda fil dişi sahilli oyuncu. Şu tut kartta doğmuş. Harbi söylüyorum fil dişi sahilleri milli takımı da oynuyor. Fransız vatandaşlığı var. Şaka yaptığımı zannetmeyin. Harbi Ertem Şener'in haberi bu ya. Yani Ertem Şener bunu haber yapan. Kendisi şu kart doğumlu. Aslen fil dişi sahilli. 17 Temmuz 1997 doğumlu. Yengeç burcu. Duygusal bir insan. Geceleri yatmadan önce mutlaka kitap okur. Yazları midye ve kalamar yiyerek havuz başında güneşlenmeyi tercih eder. Annesi Surinamlı. Babası fil dişili. Kendisi ise Fransız nüfusuna kayıttı ama fil dişi milli takımında oynuyor. Al sana Ertem Şener haberi. Sol ayaklı aynı zamanda sağ ayağıyla da yürüyebiliyor. Hücumun sağında da oynayabilen futbolcu Aslen Forvet. Kendisinin kariyeri boyunca asla Türkiye Kupası kazanamadığını da belirtelim. Çünkü Süper Lig'de hiç oynamadı. Burada da espri yaptığını düşünerek kendi çapında bir gülme var. Bu sezon on, çıktığı 13 maçta 8 gol 4 asist yaptı. 1129 dakikada. Ayaksio, Saint-Étienne, Le Mans gibi takımlarda oynayan futbolcu Lorient altyapısından çıkıp şu anda Saint-Étienne'de forma giyiyor. Tecrübeli futbolcu hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem Juventus'un hem Inter'in hem Milan'ın hem Real Madrid'in gündeminde. Bu arada TRT'nin sevilen dizisi <laughs> Ay. Şimdi şunu söyleyeceğim. Oyuncuya dair benim bir bilgim yok ama Umut Bozok ben e, Lig 2'de gol kralı olduğundan beri takipte olduğum bir isim olduğu için söylüyorum. Lig 2'yi hafife almayın. Lig 2'de Lig 1'den daha zorlu mücadeleler oluyor. Ben Lig 2'de bu kadar gol atan bir futbolcunun Fenerbahçe'ye yarayışlı olabileceği düşüncesindeyim. Yani izlemediğim futbolcudan bahsediyorum. Hiç izlemedim. Herhangi bir bilgim yok ama olabilir. Mantıklı olabilir. Bak bu futbolcu izleyip scouting yapılıp karar verilebilir. Abu Bakar'ın Fenerbahçe yolu açılmış falan filan. <laughs> Holoskart'ı bir miktar paraya Abu Bakar Fenerbahçe'de. Hocam iyi de bir miktar para kolay da Holosko. Onu da siz bulun abi. Ben buraya kadar getirmişim. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası haberim yok. Mehmet Büyükekşi. Kısa kısa birkaç duyum vereyim. Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok. Ney? Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok. Olur mu? Mustafa Hoca'ya yalancı diyen bir tane adam demişti. Yabancı sayısı değişecek. Sen de alacaksın demişti. O ne oldu? Kim ne oldu? Karşınızda. Ben size söyleyeyim sezon başında. Fenerbahçe Opet. Japonya'nın Beijing Make Motor takımında forma giyen Bulgar orta oyuncusu Hristina Vuchkova ile anlaşmak üzereymiş. Bu bir iddia. Voleybol, basketbol e, gibi alt branşlarla ilgilenmediğimizi, orada oradan duyum vermediğimiz söyleyen arkadaşlar için gelsin. Fenerbahçe Opet. Kadın voleybol takımımız Böyle bir işin peşinde. Joshua King, Jorge Jesus'un ekibinde yer alan Marcio Sampaio'nun hazırladığı programı aksatmadan özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürmüş. Tatil yapmayan ve antrenmanlarını aksatmayan King hazır şekilde geri geldi. Çalışmaların meyvesini de kısa sürede aldı diyor. Allah nazardan sakatlıktan korusun King'i. Maşallah güzel gidiyor. İnşallah da bozmaz. Böyle de devam eder. Ee, onu da söylemiş olalım. Hull City... Miha, Zayt ve Fenerbahçe arasında olan sözleşmeyi yakından takip ediyormuş. Şimdi üye arkadaşlar pis pis sırıtıyorlar burada. Çünkü siz haftalardır beğeni sayısını azalttığınız için ben bu duyumu sizinle paylaşamamıştım. Herkesin Miha sözleşme uzattırdığı, son dönemde Beşiktaş'a Trabzonspor'a yolladığı ortamın birkaç hafta öncesine gittiğimiz zaman Miha Zaytz ve Hal arasında bir <laughs> ilişkiden bir transfer duyumundan bahseden bir adam vardı. Üye olursanız topluluk kısmına girip bakabilirsiniz. Üye olmazsanız da canınız sağ olsun. Duyumu vermişler. Şu ana kadar Fenerbahçe anlaşamamış sayısı. Hal City'de yakından takip ediyormuş. Büyük ihtimalle oradaymış. Şimdi size bir tuzaktan bahsedeceğim. Arkadaşlar tuzak çok fazla. Ahir zamandayız. Her tarafımız tuzak ama ben sizi bir konuda uyarayım. Fenerbahçe'nin en hassas olduğu taraf neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Hakem tarafı. Bak hakem ve Ali Koç tarafı. Ali Koç'un yıllarca süre gelen bir başarısız performansı var Fenerbahçe'de. Fakat sportif manada başarısızlık diyelim. Yani ekonomi anlamında ya da başka anlamda değil bu başarısızlık. Sportif manada. Neden? Çeşitli engellerle karşılaştı. En çok da hakem engeliyle. Yani şu anda Fenerbahçe taraftarlarına sorsanız %95'i ya da %90'ı der ki Fenerbahçe iyiye giderken hakemler engel oldu. Ali Koç'un en çok önüne hakemleri kesti. %10'luk kesimde Ali Koç'un kendi hatasıdır. Galatasaraylılara sorun son 10 yılda 5 şampiyonluk kazanmalarına rağmen son 10 yılın 10'unda da Fenerbahçe'nin hakemler tarafından kullandığına Kur'an-ı Kerim üstüne yemin eden belki %70'lik kitle bulursunuz. İnanılmaz bir şekilde ben çok denk geliyorum. Adam diyor ki Allah Kur'an çarpsın, feneri diyor, hakemler kolluyor. İnşallah o Allah Kur'an çarpar da bir daha konuşamaz. Diyorum ki bak arkadaşım, elle tutulur, gözle görülür, net bir şekilde bir kanıt var ortada. Son 8 senede bu takım teneke kazanamamış. Hangi kupa, yani hangi kupayı vermişler? 8-9 oluyor bu arada 2013-2014 sezonu 14 2014 sene 9 senedir bu takım kupa kazanamış. Yani o hakemler her sene Fenerbahçe'yi bu kadar kollamasına rağmen Fener kupa kazanamadıysa e demek ki hakemlerden Fener'den üstün bir güç var ki kupayı elimizden alıyor diyorum. Yok sizi kolluyorlar diyor. Yemin ederim diyor. Allah çarpsın, Kur'an çarpsın. İnşallah çarpar. İnşallah çarpar. O kadar da bariz yalan yemin edilmez yani. Benim arkamdaki logonun Galatasaray logosu olduğuna yemin etse bir kişi en azından daha şey olur. Deriz ki belki gözleri görmüyordur. Bu daha da sıkıntı. Yani böyle bir ortamdayız. Ve Fenerbahçe taraftarının zayıf damarı hakemler. Hepinize bir soru sorayım. Süper Lig'de hangi hakemi çok beğeniyorsunuz? Yazsanıza ya. Hocam hiçbirini beğenmiyorum ki ya. Bir tane yazın. Ya da şu hakemin dürüst olduğuna inanıyorum. Ne bileyim normal hayatta görsem gidip fotoğraf çekinirim. Diyeceğiz bir tane hakem yazın. Bak Galatasaraylılar da, Beşiktaşlılar da, Trabzonlular da biliyorlar. Onlara da yazın desem onlar da aynısını yapar. Ama Fenerbahçe taraftarı çabuk kaleye kaza geliyor, kaleye geliyor. Evet. Fırat Aydınus ve Deniz Çoban bir açıklamada bulunmuş. Bakın tuzak bu işte. Fırat Aydınus diyor ki Fenerbahçe-Galatasaray maçına Atilla Karaoğlan'ı yapay zeka mı atayacak. Deniz Çoban diyor ki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini o güne kadar performans sıkıntısı yaşamazsa Atilla Karaoğlan'ın yöneteceğini düşünüyorum. Bir şey soracağım. Fenerbahçe Galatasaray maçına kaç maçı var? Fenerbahçe'nin Galatasaray maçına kaç maçı var biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben size söyleyeyim. İyi dinleyin beni. 1. 24 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor deplasmanında inşallah galip geleceğimiz maçımız var. 1. 2. 27 Aralık Salı günü Kadıköy'de inşallah Hatay Spor'a galip geleceğimiz maçımız var. 2. 3. 3 Ocak Salı günü Antalya Deplasmanı'nda inşallah Antalya Spor'a karşı galip geleceğimiz lig maçımız var. 3. 4. İnşallah 8 Ocak günü Galatasaray'a karşı Kadıköy'de kazanacağımız bir lig maçımız var. 4. Yani Galatasaray maçına kadar 3 maçımız var. Ama şu andaki önem sırasına vesaire arz edersen hiç konuşulmayacak olan şeyi konuşuyorlar. Galatasaray maçının hakemine. Arkadaşlar bu doğmamış bebeğe don bezmenin don biçmenin de ötesine gitmiş bir şey. Sizi gaza getirmeye çalışıyorlar. Sizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Bakın Trabzonspor yöneticileri Fenerbahçe'nin yeneceğini anlayıp işi top çevirmeye çevirip işte 2010-2011'den falan vurmaya çalışacaklardır. Kesin olacaktır bu. Siz bakmayın federasyon yöneticisinin hakemler hakkında konuşana ceza veririz falan filan dediğine. İyi bakın. İyi bakın belki de bugün, belki de siz bu videoyu izlerken ya da izlemeden önce hakem hakkında ya da tereddüte düşürecek enteresan paylaşımlar yapılacaktır. Rakip takım kanadından. Çünkü Fenerbahçe şimşek gibi gidiyor. Rölantideki futbolla hiç umursamadan, önemsemeden rahat kalip gelmeye başlıyor. Futbolcu kaleye şut çekti diye oyuncu değiştiriliyor. Peki belki şöyle söylüyor. Böyle bir takımdan bahsediyorsun. Bu takım ciddiye aldığı zaman ne yapacağını hep birlikte göreceksiniz. Aynı zamanda bu takımı durdurmak için hakemler 15. 20. dakikada kırmızı veriyorlar. Hem de Kadıköy'de veriyorlar. Deplasman'da veriyorlar ki takım böyle olsun diye. Ama Jesus ne diyor? Yani demek istediğim anlayın. Arkadaşlarım tuzağa düşmeyin. Daha çok var. Maç maç gidersek, maç maç gidersek şampiyon oluruz. Maç maç gidersek Avrupa'da başarılı oluruz. Maç maç gidip gidebildiğimiz yere kadar gideriz dersek Avrupa'dan belki de kupa getiririz. Hocam imkanı yok. Bize yedirmezler UEFA kupasında şu takımlar var, bu takımlar var. Bak işte yine aynı hataya düştünüz. Maç maç gidelim. Ya arkadaş maç maç gidelim. Tarihte hiç yenemediğin Dinamo Kiev'e hakem yüzünden elendin. Şampiyonlar Ligi elemesinde. Aynı Dinamo Kiev'i iki maçta da yendin. Tarihte hiç yenememiştin. Düşünsene. Hiç yenemediğin takım. Karşılaşıyorsun yenemiyorsun. Karşılaşıyorsun yenemiyorsun. Sonra Ren maçı. 3-0'dan 3-3'e getiriyorsun. Bak o Ren Avrupa'da çok kök söktürecek bir takıma. Belki bir daha karşılaşırız ilerleyen turlarda. Yani hiç belli olmaz bu iş. Demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Ya maç maç gidelim. Niye maç maç gidelim? Bak maç maç gitmek psikolojik olarak da bizleri etkiler. Bizlere mutluluk verir. Ne yapalım? Kısmet buymuş dersin, Çekilirsin. Ama kupayı alacağız, kesin alacağız. Şu bu martta hazırlayın, montları çıkarın, şunu çıkarın, bunu çıkarın. Yıllardır aynı tehlike. 1. Sezon başı başlar. Fenerbahçe taraftarı pop poplanır, gazlanır. İlk hakem skandalında hurra, hakeme yüklen, lig iptal. 2. Fenerbahçe iyi gider, hakem skandalını görmezden gelir. Hemen Trabzon deplasmanı gelsin. Niye iki camia birbirine böyle çarpıştırmak için hazır bekletiliyor? Hemen Trabzon maçını. Fenerbahçe Trabzon'u galip gelir. Neye çatıştıralım? Galatasaray Beşiktaş maçı ya da Kadıköy'deki bir maç. O da olmaz. Neye yapalım? Teknik direktörü gidiyor. O da olmaz. Ne yapıyor? Şu geliyor Fener'e. Bu gidiyor. Bu satılır mı? Ulan bu da gider mi? O da olmadı. Fenerbahçe futbolcularını gazlayalım. Onların ağzına demeç verelim. O da olmadı. İşte Fenerbahçe başkanının X partisiyle ilgili görüşlerini paylaşalım. Sanki X partisine yakınmış gibi siyasetten girelim. O da olmadı. İşte Fenerbahçe'de skandal ne? Kapının zil tokmağı değişmiş. Niye kimsenin haberi yok? Bu kulüp niye iletişim bozuk? O da olmadı. Sakatlar şu bu. Vurmaya çalıştıkları birçok yer var. Şu ana kadar Fenerbahçe taraftarı dimdik duruyor. Jorge Jesus'un e, babacanlığı sayesinde. İnşallah bu böyle sürer kupalar, şampiyonluklar bizim olur. Arkadaşlar, sizler de kanalımıza abone ol butonundan abone olup ailemize katılabilirsiniz. Bu videoyu beğenip altına yorumlar yapıp birçok kişinin ana sayfasında görülmesine de katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.